Kirios konuşturuyor kendisinden bir şekilde. Tenisin hakikaten ihtiyacı da var. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Yani onsuz da olmuyor, onunla da olmuyor. Ya buraya katılması zaten e, ben burada şampiyon olabilirim inancı taşıdığını net bir şekilde hissettiriyor bence. Birçok şampiyon çıktı. Hepsi büyük alkış aldı. Roger Federer'in aldığı alkışı kimse almadı. Merhabalar Sokrates'e hoş geldiniz. Sokrates'in klasikleşmiş tenis içeriği 0.40. Bu sefer Wimbledon'la sizlerle ben Erman Yaşar, değerli dostlarım Emre Yazıcıoğlu ve Aras Yetiş bu sıcak Temmuz gününde stüdyomuzda yerimizi aldık. Ee, Emre Yazıcıoğlu tatildeydi Ayvalık'ta. Denizden çıkaramadığımız için turnuva öncesi programını yapamadık. Ama e, turnuva ortası programını yapıyoruz. Turnuva sonu programımız da olacak. Ha onda da ben olmayacağım çünkü bu sefer de ben tatile gideceğim. Fişe Ama işte, gidiyor Erman yaza, yaza denk gelen Grand Slam'lerin böyle olayları var. işte yıllık izinler şunlar bunlar. Ama bir şekilde 0.40 size ulaştırılacak. Hiç korkmayın. Hoş geldin. 1-2 saat önce geldin tatilden. Ayağımızın tozuyla geldik. Gerçekten 07'de iniş yaptı. Acayip de yapmış. Ee, 07'de iniş yaptık. Çünkü işte Fiji Miji dedik anlatamadık. Ee, Erman'ı araya sokmaya falan çalıştık ama sağ olsun e, seyircimiz istiyoruz dediler. Biz de e, ateşten gömleği giydik ve buraya geldik. Arasçım senin de tatlı heyecanların var. Sen henüz tatile çıkamadın ama sen de enflasyonun yüzde gezdiği <laughs> günümüzde evlenme cesareti gösterip böyle bir topa girdin. O yüzden sen de e, sıkıntılı zor günler yaşıyorsun. Biz de evimizi taşıyoruz. Aynen. Şu sıralar. Ama yani her zaman tenis için varız. Tabi. Bir hatta bir storiesinde ev henüz oluşturulmamış ama televizyon konmuş ve Wimbledon izleniyor. E, bu e, gözlerden kaçmadı. Biz bu topun peşinde tüketilmiş hayatlarımız. Yani. <laughs> Küçük. <gülüyor> Öyle yani. Bu bir, bir zehir. Şimdi Martina Navratilova da şey demiş. Federer Serena niye bırakamıyor? Bu bir yasal uyuşturucu demiş. Ee, bunun içine girmeye herkes çalışıyor. Ancak çok az insan başarabiliyor. O yüzden kopmak çok zor demiş. Ya tabii ki biz bir Serena Federer Aynı durumlarda değiliz açıkçası. Ancak yine de <laughs> bizdeki de bazı de, konuşmalar yapıyor. <laughs> bizdeki de bir zehir diyebiliriz. Biz de bu tadı seviyoruz. Ufak ufak turnuvaya doğru geçiyorum. Öncelikle e, Wimbledon, bambaşka bir turnuva tabii ki. E, yani çim tenisi çoğu insan tarafından çok fazla sevilmiyor. E, ama Wimbledon'un yeri ayrı. E, Wimbledon atmosferiyle, geleneğiyle bambaşka bir yer. Yine oldukça keyifli maçları ve tabii şöyle de bir durum var. Burada bir önceki Roland Garros 0-40'ını kaparken de söyledik. Epey eksikli bir Wimbledon yaşanacağı biliniyordu. Ee, Belarus ve Rus tenisçilerin olmaması hem kadın tarafında hem erkek tarafında önemli oyuncuları, e, önemli oyunculardan bazılarını dışarıya atmıştı. Üstüne Zverev'in Rafael Nadal'la oynadığı maçta Roland Garros'ta yaşadığı sakatlık buraya gelememesi. E, sonrasında Marin Cilic'in çekilmesi e, Berettin'i son finalist ve en önemli favorilerden biri onun çekilmesi, Batista Agut'un çekilmesi e, kadınlarda keza Naomi Osaka'nın e, yine e, bir turnuvayı pas geçmesi, şu bu derken e, eksiklerle başladı turnuva ama tabii eksiklerle başlarken elbette Federer'i artık çok saymıyorum yani o çok uzun zamandır oynamıyor ama e, şöyle de bir durum vardı, erkeklerde şu anda en büyük iki ismin iki Titan'ın olması tabii ki ciddi anlamda kurtarıyor turnuvayı bir tarafta Djokovic bir tarafta Nadal Djokovic görece daha kolay Nadal ise gerçekten benim gördüğüm en zor silam kurallarından birini çekti kadınlar tarafında Serena'nın dönüşü heyecan verici bekleniyordu tek devam edebilecek mi seriye ne kadar çimde gösterebilecek gücünü Embarada kanu buranın yerel yıldızlarından biri neler yapacak bunlar genel satır başlarıydı. Ee, böyle pası ilk olarak yaşı senden büyük olduğu için abin Emre Yazıcıoğlu atayım. Bu e, tabloda işler başladı. Erkekler tarafından bakarsak Novak Djokovic için e, gerçekten son derece avantajlı gözüken bir tablo vardı ama arka arkaya ilk turda yaşanan bir takım elenme şokları onu sen açarsın. Artı Covid e, durumları Nadal'ın kurasını Djokovic'in kurasına denk bir noktaya getirdi diyebiliriz. Ee, abi çok doğru. Yani Nadal'ın kurası e, belli olduktan sonra e, Nadal'ı sevenler tarafında büyük bir endişe, bir panik oldu. Ama e, işte burada da böyle bir şans yüzüne girdi Rafael Nadal'ın. Marin Çiliç'in, Berettini'nin e, hakikaten yani şimdi Covid mevzusu da ayrı bir mevzu. Çünkü Alize Cornet enteresan bir açıklama yaptı. Roland Garros'ta da herkes de Korona vardı ama kimse bir şey söylemedi dedi mesela. Şimdi burada da biraz önlemler gevşetilince, bütün dünyada olan bir şey bu artık. E, patır patır yeniden vakalar çıkmaya başladı. E, Berettini'ye çok yazık oldu hakikaten, Çiliç'e çok yazık oldu. Çiliç çok iyi bir Roland Garros'tan geliyordu ki, daha iyi biçim için. Tabii, Dark Horse, e, kesinlikle Dark Horse'du. Bunlar e, hakikaten denk geldi. yani Rafael Nadal'a da. Allah yürü ya kulum dedi. Yani e, bir elendi erken. Felix elendi erken mesela o da çok önemli. Felix de berbat bir kura çekti. Yani Maxim Kresi ilk turda çekilebilecek en felaket kurallardan birisi Felix için. E, çünkü yani şimdi sen de az önce bahsettin baba. Yani çim oyunu belki artık yavaş yavaş kayboluyor gibi. Ha, Wimbledon gibi bu kadar köklü bir turnuva olmasa belki de şu an çim kort Tamamen takvimden çıkartılacak. Yani Wimbledon'un ağırlığı bunu taşıyor. Çünkü neden? Ee, i̇nsanlar daha fazla rally görmek istiyor. Yeni dönemin açtığı yol bu oldu. Ee, biraz sıkılıyor insanlar. Bize de işte mesaj o bu geliyor. Ya işte burada niye rally olmuyor falan diye. Ee, ama çim Kortlar'da biraz yavaşlatıldı son 20 yılda. Buna rağmen tabii şimdi... Farklı da bir mevzu var ona. Belki birazdan gireriz. Turnuvanın birinci haftası ile ikinci haftası arasında. Ama ben sözü çok fazla uzatmayayım. Arasa pas atayım. Nadal'ın kurası başta çok kötü gözüktürken sen zaten bu açıklamayı yaptın. Djokovic ile eşitlendi gibi oldu. E şu ana kadar da böyle çok fazla e, bir belki serum dolu maçında e, terledi ki orada da şunu söyleyeyim belki. Hani az önce gireceğim dediğim konuya pas atarak. Şimdi Wimbledon'un birinci haftası e, ikinci haftasıyla çok farklı oluyor. Çünkü taze biçimde ayakta durmak çok zor. Hele de Nadal gibi bir oyuncu için uzun bir süre sonra Wimbledon'da mücadele ediyor. Bir de sakatlık problemleri falan filan varken... E, ya bunu Serena bile söylemişti. Çim'de en iyi oynayan oyunculardan bir tanesi. Bana en garip gelen zemin Çim e, diyordu. Ayakta durmak işte hele de yani ilk maçları oynarken o taze Çim'de bir korku yaşamamak. Eyvah kayarım düşerim dizim patlar o olur bu olur falan dememek mümkün değil Oral, oralarda biraz tedirgin görünüyordu Nadal ama ikinci haftaya gelirken Kort kabaklaşıyor biraz baseline'da e artık zaten e, servis vole gibi bir şey çok fazla oynanmıyor e, kabaklaştığı zaman da oyuncular Nadal gibi oyuncular e, basmakta daha artık rahat ediyorlar ayaklarını yere koyabiliyorlar o endişe kayarım düşerim endişesi azalıyor o zaman da daha iyi performanslar geliyor Nadal'ın da şu andaki yolculuğu özellikle de işte dün oynadığı e, Van de Botik Van Zanskulp Acayip bir soyadı var. Botik, Van de Zanskulp maçında en iyi performansını gösterdi. E, Nadal konusunu Wimbledon Nadal ilişkisi ya yani işte burada bir şey yapamaz falan diyenler vardı. Ben de Arasa pas atayım. Yani zaten hani çok güzel açıkladınız. Nadal'ın ilk başta yazılan kurasında Serundolo ile oynadı. Zaten ilk tur eşleşmesiydi. İşte ikinci tur Query deniyordu. Olmadı. Üçüncü tur Sonego ile oynadı. Onun dışındaki <laughs> diğer eşleşmeler olmayacak zaten. Çiliç, Felix, Berettin'i. Final Djokovic olabilir. Ee, Nadal ilk iki maçta işte biraz sarsıldı. Serundolo maçında kimse herhalde beklemezdi. Serundolo toprakçı denen bir oyuncu ama garip. Miami'de yarı final oynadı bu sene. Wimbledon'dan Nadal'a kök söktürdü ilk maçta. Nasıl toprakçı onu da çok anlamadım. Böyle ee, böyle oyuncular var ama biraz var, daha var, bahsedeceğiz. Aynen, ee, aynen öyle. Ee, o yüzden yani Nadal'ın yolu açıldı ama tabii yani yolunuzun açılması yetmez. Çim her zaman yani muskabuğu deriz bazı oyunculara. Çim kendisi muskabuğu olan bir zemin. Yani oyunculardan bağımsız olarak. Her maçta hala takılabilmek mümkün. Ben özellikle Sonego ve dünkü Van de Zandt maçından Nadal'ı çok beğendim çok daha agresif gördüm ilk iki tura göre. Zaten çim yapılması gereken şey agresif oynamak. Nadal Fransa açıkta bile agresifleştiği zaman fotoğrafı tamamen değiştiriyor. O yüzden yani ben Nadal'ın iyi hissettiğini düşünüyorum. Yaptığı açıklamalar da moral vericiydi sakatlığı hissetmediğini Fransa açığa dair çok daha Sağlıklı ve zinde olduğunu Zaten Fransa açıktan sonra Tedaviyi değiştireceğiz ve iyi sonuç almayı Aynen. umuyoruz demişti sonrasında da o tedaviden çok iyi sonuç aldıklarını Söylemişti çünkü ayağımı sürekli uyuşturarak Hı -hı. oynamak istemiyorum Hı -hı. Ee, Sakatlık e, Ciddi sakatlık riski içeriyor bu demişti ama Uyguladıkları 3 haftalık tedaviden e, memnun kaldıklarını ekibi de söyledi hatta Eee Ekibinden kim söyledi tam hatırlamıyorum ama e, Rafa e, Wimbledon'u kazanabileceğine inanıyor. Moya dedi galiba. E, e, yani. Amcası ben Tony diye hatırlıyorum o ama. O da olabilir. Yani yani zaten şöyle. O kamp zaten bunu biz konuşmuştuk da e, bu eksikler ışığında ve şu anda çimde çok dominant bir oyuncu da pek yokken e, bir takvim silemi şansı doğmuşken. E, zorlayabilir diye. Ya yani buraya katılması zaten e, ben burada şampiyon olabilirim inancı taşıdığını net bir şekilde hissettiriyor Hı -hı. bence. Abi şu da var. Şimdi Nadal 2010'da Berdehi yenmişti finalde. Son Wimbledon şampiyonluğu. 2011 final Djokovic. Ondan beri finali yok. S oradan beri Ama zaten. Hiç, evet. Ya böyle çok enteresan boş geçti. İşte sakatlık yüzünden boş geçtiği tuhaf Lucas Ros Rosolaylenmişti mesela. Öyle bir sene vardı Belçikalı. S e, Steve Darcy. Ee, yani çok enteresan Wimbledon'ları var. 2018 ve 2019'daki iki arka arkaya yarı finale kadar garip bir dönem. Hani Nadal ve Wimbledon hesabı kapandı mı artık acaba? Nadal bir daha Wimbledon'da iyi oynamayacak mı soruları sorarken biz 18'de 19'da güzel maçlardı. Federer Jokovic ve Jokovic maçı şey, tabii canım. E, Federer maçı zaten 4 set. 4 set ama güzel bir maçtı. Yoğun bir maçtı. Yani Djokovic maçı zaten ona 8-5. <laughs> set. E, ondan biridir de Djokovic'in ne yaptığını baba herhalde birazdan söyleyecek. Notlar almıştı çünkü e, girerken. Ama önce Nadal'ı söyleyeyim. Nadal da e, burada da çeyrek finali bularak e, 2018'den bu yana katıldığı bütün Grand Slam'lerde çeyrek final ve daha üstüne gitmeyi başardı. Bu da çok değerli. Yani e, bunu da çok konuştuk. Şu anda 1986 doğumlu bir adamdan bahsediyoruz. 36 yaşına geldi. Bundan 6-7 sene önce Nadal'ın bu yaşlarda çoktan emekli olacağı söylenirken... Bırak Wimbledon'ı Roland Garros falan yalan olur diye düşünüyor. Yani bu, bu kadar vücuda yük binen bir oyuncu 31-32'lerde artık yavaş yavaş bırakır derken bugün 32 yaş, 36 yaş aralığında son 4 senede 16 Grand Slam'lik serisi var. Çeyrek final ve yukarısı. Bu çok etkileyici. Yani bir bu daha acayip gitmiş. bir şey. <laughs> gitmiş Fransa Açık'la Wimbledon arasında Balear Golf Şampiyonası'nı oynamışız. Evet, evet. Aynen. <laughs> ee, ya şimdi şöyle bir durum var. Ee, bu ayağındaki tedaviye cevap verdi hakikaten. Ama e, bir soyundu. Orada da e, e, karnında bir bant ortaya çıktı. Ama onunla ilgili ben konuşmak istemiyorum diyor şu anda. Kendimden de sıkıldım artık diyor. Yani sakatlıklarla ilgili, vücudumla ilgili artık konuşmak istemiyorum. Sporumla gündeme gelmek istiyorum diyor. Ee, ama ne durumdadır o? Çünkü böyle sakatlıklarda işte bir yeri tedavi ediyorsunuz, uyuşturuyorsunuz falan filan. Hani dizine yansıyabilir diye korkuluyordu. Karın kasları da biraz problemli bölgelerdir. Ee, öyle bir şey var mı diye e, insanlar merak ediyor ama Rafael Nadal bu konuya şu anda cevap vermedi notunu da benle etmiş olayım. Joker'a geçelim Geçelim. Ee, 25 maçlık seri yakalamış durumda çeyrek finalde Siner maçına çıkmadan önce ki bu program bu akşam saatlerinde muhtemelen yayına girecek yani aşağı yukarı o maç bitmiş olacak bu seri 25'te kalacak mı yoksa beklendiği üzere 26'ya gidecek mi? Birlikte göreceğiz. Biz o maçın öncesinde çekmekteyiz şu anda programı. Ee, üç tane şampiyonluk. 2018, 2019, 2020. E pardon. 2018, 2019, 2021. 2020'de Wimbledon pandemiden dolayı yapılmadı. Oradan 21 maç. 4 maçta buradan. 25 maçtır. Şimdi yenilmiyor. Federer'in 65. Bjorn Borg'un 41 maçlık serilerinden sonra ki oraya gitmek çok kolay gözükmüyor <laughs> Djokovic için. Eee en uzun seriyi yakalamış durumda. Rod Laver'da geçmiş durumda 24 <laughs> maçlık Rod Laver serisini. E, 18 Wimby'den bugüne taşıdığı seriyle. ilk turda Vona tuhaf bir şekilde set kaybetti. Set verdi. Dün müydü? Hayır. Bir gün önce yine set verdi. Yani 1 ve 4. tur maçlarında set verdi. E, Kokinakis maçını ve Kecmanovic maçını daha rahat kazandı. Ya yani set mesela Van Rijthoven Van, yani Van maçının ikinci setinde bayağı düştü oyun. Djokovic adına. Sonra acayip bir gaza Heh, Onu diyecektim. Yani ben dedim ki ya Djokovic'in kaybedeceğini düşünmedim. Yani ikinci set o kadar net bir şekilde kaybedilmiş olmasına rağmen aklımda öyle bir şey yoktu. Ama şöyle bir şey ne vardı. Yani bir alarm durumuna sokabilir mi bu adam? Üçüncü seti de alarak 2 bire getirebilir mi? Ya da çok zor bir üçüncü set verebilir mi? Falan derken bir saatte bitirdim açı. Düşük bütçeli bir Federer. Van Rijksman da temiz oyuncu. Çok, Aynen. Magazin, Çok temiz yani oyuncu. E, gerçekten ve anımsattı bana Federer'i izlerken. Gerçekten e, ben Twitter'a da yazdım bu stili özlemişiz diye. Tekeli Bekent falan Aynen. kaymak gibi. Ama oluyor. bir anda bitti. Aynen çok hata yapmaya başladı. Yani üçüncü setle abi beraber. Üçüncü yok abi. Wildcard da buraya geldi. Turnuva kazandı e, Jokovic şeydi, kendi evinde. Bir noktadan sonra servisini çok iyi okumaya başladı. Return'de zaten çok rahatladı ki tarihin en iyi returncüsünden bahsediyoruz. Çok şaşırtıcı bir şey değil. Çok rahat aldı maçı. Çok rahat Yani Bazı aldı. maçlar vardır. Karşılıklı set alınır ama yani maç rutin 3-0 gibi gider aslında. O maçlardan biriydi bence. Ben Djokovic'in şeyi iyi yaptığını düşünüyorum. Burada gereksiz enerji hiç sarf etmemeye çalışıyor. Yani yüzüne falan da bakarsanız böyle fazla bir tepki vermiyor. İşte çok e, konsantre, içinde bir şeyleri yaşamaya çalışıyor ki e, biraz da bir stres olabileceğinden bahsetmiştik. E, o en e, önemli yerlere böyle fazla bir hani kendiyle cebelleşmeden gelmeye çalışıyor bence. İşte kovan maçında. Hakikaten kötü başladı ki onu az önce de söyledik. Yani e, hazırlık turnuvası oynamıyorsun. No, ne de olsa Djokovic yani çimde çok çok iyi olmasına rağmen bir adaptasyon gerekiyor. E, Çim daha taze. E, oralarda biraz oyuncuların adımlarını bulması gerekiyor. O da çok kayda düştü bu arada. Ya, Djokovic ya, ya, zaten abi hani hafta çimde yani... bu sıkıntıyı sık yaşayan oyunculardan bir tanesi. Evet. Ama gerçekten usturuplu düşmeyi de çok iyi biliyor. Yıllar ona bunu öğretmiş. Çok elastik olduğu için Hı. çok fazla köşelere gittiği ve dengesiz vücut pozisyonlarıyla topa eriştiği için çok düşen bir oyuncu. Ama bir yandan da ya neyse ki büyük sakatlıklar yaşamıyor o düşüşlerin sonucunda. Aynen dediğin gibi abi işte fiziğini kullanmaya çalışıyor yani o esnekliğini falan. O yüzden Kort'ta birçok yere koşmaya çalışıyor. Bu onun en büyük özelliklerinden birisi ama Çim'de tabii ki çok böyle diken üstlü bir zemin zaman zaman düşüyor. Ama Çim'de iyi hareket eden birisini söyleyeyim ben size abi. Çimde kaymak diye bir şey çok fazla yoktur. Kaysan duramıyorsun zaten yani. Ee, yani ikisiner. Enteresan bir şekilde dikkat edin abi. Kayıyor ve duruyor. Yani Alkaraz maçında tamam çok iyi servis kullandı. Birazdan belki baba orayı bize yönlendirecek ama orada belki konuşuruz. Ee, servisleri falan çok iyi ama bayağı iyi hareket ediyor şimdi. Ona dikkat. Eski şimdi, kayakçı. Oraya şöyle gelelim. Novak Djokovic 1, Rafael Nadal 2 numaralı seri başı finalden önce karşılaşamıyorlar. Finalde karşılaşmamalarını bu senaryoyu ortaya çıkarabilecek bence iki tane oyuncu var şu anda ana tabloda. Siner ve Kyrgios mu diyeceksin? Evet. Siner Djokovic maçı bugün. Ben Djokovic Siner'i. E Fritz ne oldu? ha Fritz. Fritz de yapamaz mı o senaryoyu gerçek? Ben Wells'te yendim Nadal'ı. Bu, bu sene 4 <laughs> mağlubiyet aldın Nadal. Bir tanesi Fritz'e karşı. Fritz'ten mesela benim bazı Nadal destekleyen Biliyorsun Batuhan gibi arkadaşlarım şu anda zangır zangır titiriyor birisi. Ya, tabii birisini. yani özellikle çimde e, Taylor Fritz Nadal'a ciddi bir tehdit oluşturabilir ama ben e, kat, yani arasın söylediği şey de doğru, senin söylediğin şey de hem daha rahat hareket ediyor hem son iki turu çok e, etkili oynadı Nadal. Ben Kyrgios'un Nadal'ı Final yolundan edebilecek oyuncu olduğunu düşünüyorum. O da burada. ne maç olur be. E, tabii daha Garini geçmedi orada. O da belli olmaz da. Çünkü Nick Kyrgios da çok ilginç bir adam. Yani Nadal'ı yenebilecek potansiyeli taşırken Garini elenebilecek potansiyeli tabii de taşıyan bir tabii, adam. Tabii tabii. tabii. E, o yüzden e, bu iki adama yönelmek istiyorum ilk başta. Kyrgios'la başlayalım. Bu turnuvanın e, çok konuşulan ismi oldu Yine palyaço diyenler var çok ciddi e, önemli isimler tenis dünyasında. Baba sen çok lafını balla kestim e, televizyon ekranlarında işte... Palyaçoluk yapan adamsın. <laughs> abi, estağfurullah bir entertainer olarak sen de e, bu tarz işleri hani seven sevdiren birisi olarak nasıl görüyorsun? Bu bir şov mudur yoksa aşırıya mı kaçar ben senin görüşünü merak ediyorum. Yani... Ben bu underarm servis muhabbetinde e, Kyrgios'un yanında olduğumu 3-4 sene önce de söylemiştim. Underarm'ı da değiştirdi bir de şimdi bacak Ama, bacak yani, <laughs> yani, şimdi tabii burada da biraz dengeler ne bileyim bazı şeyler de var. Yani e, çok da suyunu çıkarmamak lazım. Ben <laughs> servisin oyunun bir parçası olarak normalleşmesinin e, çok şey bulmuyorum. Güzel söyledin. Evet. Aa tenis elden gidiyor. Aa rezalet gibi, gibi. bulmuyorum. İlk yaptığı günden beri de e, bunu kendim örü yaptı. Defalarca Ve yaptı. Çok iyi andıramlar da atılmaya başlandı artık. Biraz oyuncular da Hatta alıştı. Ki... Bol slice'lı böyle Aynen. topun... Yiğit'e öldü. Kyrgios ilk basın toplantısında çaktı zaten İngiliz seyircisine. Dedi ki ben Nadal'a karşı paramparça olmuşum dedi bundan 2-3 sene önce. Hiçbir şekilde puan alamıyorum. Oyunun parçası olan bunu denediğimde ben işte şaklaban oluyorum, rezil oluyorum. Bugün Endümer'i 10 kere yaptı. 10'unda da tribün yıkılıyor. Nasıl oluyor bu iş falan dedi. Ee, ben orada hak veriyorum Kyrgios'a. Ama Kyrgios da yani nasıl söylenir Tam böyle içi seni dışı beni yakar tarzı bir adam. Yani desteklersin, dersin ki Kyrgios burada haklı falan filan. Hemen suyunu çıkarabilecek bir adam. Bazı hareketleri, Çiçi Pas maçında da bazı hareketleri de ki Çiçi Pas da bunu söyledi. O yani Krios ben ona çok saygı duyuyorum diye hı hı. hemen maç sonunda şey yapmasına rağmen. kardeşim Çiçipas, falan gibi bir şeyler aynen, söyledi. Çiçi Pas dedi ki maç boyu saçma sapan şeylerle uğraşıp Abi beni de çok şey yaptı, konuşuyor çok konutuyor evet, maç yani, yani rakip aynen için abi. rakip için çok zor olunur. Kesin e, yani Nick Kyrgios figürüne ihtiyacı olabilir ama yani rakiplerin Nick Kyrgios'a hiç ihtiyacı yok. Çok değil. büyük bir sinir harbine çevirdi o maçı ki onu da size hemen pas atayım. E, Çiçi paslı orada bence biraz ucuz kurtuldu. E, Djokovic'in hakem hanımefendiye yaptığından çok daha sert bir e, top atışı geldi tribünlere doğru ve yani birini gerçekten göze gelse göz çıkarabilecek hızda bir topla. Mesafe kurtardı yani, bence evet. biraz. Yani ee, Çiçipas'ta. Oradan şey abi. başlayalım. Abi Çiçipas'ta yani e, tamam kiriyorsun defoları zaten herkesçe şey, malum da e, Çiçipas'ında var defoları. E, ama şimdi bu adamların arasına Karakedi girdi. Çiçipas Bayağı işte bir adama maske verin ee, <laughs> o mesela <laughs> gerçek kimliği ortaya çıksın falan gibi e, bir şeyler yazdı. Bu da büyük felsefeci. <laughs> ee, i̇şte yapıyor kendi çapında bir şeyler. Yunan yani tabii oradan da var bir temeli sonuçta. Sokrates de e, ondan bahsetmek de güzel oldu. Yani e, Nick Kyrgios konuşturuyor kendisinden bir şekilde. Tenis'in hakikaten ihtiyacı da var. Atsan atılmaz, satsan satılmaz yani Onsuz da olmuyor, onla da olmuyor. Ee, ama ben mesela şimdi Nadal'ın maçlarına baktığın zaman Kyrgios'la her zaman Nadal'ın böyle bir nöt ve sakin bir yüz ifadesi. Kararlı ama sakin bir yüz ifadesi Ama Kyrgios maçlarına bakıyorsun. Ya yüzü inanılmaz yani. Hani Tanesinde çok kızmıştı. Gerçekten o, o efendim, arka arkaya attı. O maçlar... maçlarda oynamaktan yani hakikaten arasında dediği gibi ya, o maçları oynamak oyuncu için zul. Gerçekten zul. Ee, Çiçipaz bullying dedi. Yani evet. hakikaten bir artık bu nasıl çevriliyor Türkçe'ye bilmiyorum. Zorbalıklı Tam Zorbalık gibi. Yani zorbalık deyince de çok hani biraz böyle şey efeleniyor. İşte, işte kabadayılık yapıyor <laughs> falan filan diyebiliriz belki. Maçları biraz manipüle ediyor. Ama ya, müthiş bir tenis oyuncusu mudur? Müthiş bir tenis oyuncusudur. Gerçekten çok, çok yetenekli adam. Bir de çime çok iyi uyuyor e, stili yani servisiz zaten bahsetmeye gerek yok. İnanılmaz var. servis atıyor ve swingleri çok küçük yani el yeteneği çok fazla mini mini dokunuşlarla. Yani 30-40 cm'de öyle bir güç üretiyor. ki. Yani Acayip yani. şeyler yapıyor İnanılmaz yani. İnanılmaz bir şey. Yani Forehand'e mesela hiç şey yapmadan swing açmadan patlatıyor bir tane dümdüz e, yapacak bir şey yok yani. Çiçipas iyi bir Wimbledon çıkartabilir demiştik. Belki Kyrgios'a denk gelmeseydi daha da giderdi şu ortamda. Bence giderdi zaten. Giderdi. Ee, onun için de bence bu maç e, acı bir maçtır ama yine de Wimbledon ve Çim için e, kendisi zaten bir şampiyonluk da elde etti Mallorca'da. ilk Çim şampiyonluğunu. Onun için de bence iyi bir yolda ilerlediğinin bir kanıtı oldu diye düşünüyorum. Yani ikisiler. Siner mi Djokovic karşısında? <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Sinir, o de, maç maç var ya bir hareketle. <laughs> Fransa açıkta da çeyrek final görmüştü. Nadal'a çatmıştı e, orada. Rafael Nadal'la beraber bu sene tüm Grand Slam'lerde çeyrek yapan tek oyuncu. Çeyrek mi? Dört mü? Dörttür. Dört e, mü? Şeyde yap, yaptı mı? Avustralya'da e, bu, 4 sene 4. 4 yaptı. 4. bu sene Roland Garros'ta dört yaptı. Bu sene Roland Garros'ta yapmadı. Pardon. Yapmadı. Sakatlandı e, 2020'de çünkü. 2020'de yapmıştı. O şeyde evet. kış Roland Garros'ta evet, evet, yaptı. Dördüncü tur yapan tek oyuncu. Pardon. Öyle. Ben Yannick Sinner'le alakalı beni umutlandıran şu Zaten Emre çok güzel anlattı çimde ne kadar iyi hareket ettiğini, işte o kayıp durma meselesini güzel açıkladı. Ben oyunu daha fazla çeşitlendirmeye başlayan bir Yannick Siner görüyorum. Çünkü zaten topa çok temiz ve çok güçlü vurdu her kanatta. A e, aşikar. İşte ama mesela Andrei Rublev neyi yapamadı bunca sene oyununda? Bunu yapamadı. Yannick Siner yapmaya başladı. John Isner'a karşı da bunu gördük. Alcaraz'a karşı da bunu gördük. Alcaraz mesela oyunu çok daha kortun her yerinde oynayan bir oyuncu. Siner ona karşı Oyununun içindeki varyasyonlara eğildi. Ve nefis bir maç oynadı. Kariyerinde iyi maçını oynadı. Kariyer yani. maçını oynadı aynen. Burada da şey olabilir abi. Şimdi Darren Cahill ile çalışıyor bir süredir. Ee, yani ikisinden biliyorsunuz Ricardo Piatti ile çok uzun bir süredir bir işbirliği vardı. Ondan ayrıldı. Bir cesur adım attı. Baktı ki ben çok fazla bir yere gidemiyorum. Biraz Ricardo Piatti de acaba... Ee, Jose Mourinho hayranları şimdi başta Erman Yaşar <laughs> bana kızabilir ama demodemik almaya kalmaya başladı acaba? Yani çünkü yani tabii ki Demode'lik e, biraz işin esprisi de yani yeni bir kan istedi, yeni bir soluk istedi. Derin de çok iyi bir koç. Halep'i şampiyon ee, yaptı bu da. Yani Halep'le yaptığı... E, yani Onlara e, gidersek... Gidelim. Tabii ki yani Derin right, Kale... Right. inanılmaz bir koç gerçekten. Ee, o yüzden e, Siner'de bu değişim, e, bu dönüşüm hemen... Farkını hissettiriyor. Derin ki hakikaten yani gerçekten go to guy yani kime gidersiniz bir koç olarak. Büyük hedefleri olan bir sporcuysanız hakikaten Derin Cahill onun cevabı. Meyvelerini alıyor ee, ve bir de Aras mesela daha önceki yayınlarda çok güzel bir şey gündeme getirmişti baba. Carlos Alcaraz'ın çıkması mesela bu oyunculara biraz iyi geldi gibi. Çünkü bütün e, projektörler onlara çevrildi. Alcaraz ne yapacak Alkaraz ne yapacak derken Siner falan unutuldu biraz Her maç o kadar baskıyla çıkmamaya Başladılar ve e, Bu da biraz iyi geldi gibi görünüyor onlara e, Ve şu anda belki de Yavaş yavaş peak'ine doğru Gidiyor e, Siner Söz açılmışken çok kısa bir Alcaraz soracağım e, Çok iyi bir 3. set oynadı hı hı. Elendiği hı hı. maçta e, 2-0 geriye düştükten sonra Acaba e, dönebilir mi e, Hissiyatını veren bir üçüncü set oynadı Olmadı ee, ama bence kötü bir Wimbledon oynamadı. Ya bana Alcaraz'ın her Slam'deki bunu hissettirebilecek boyunca bir, bir noktada Wimbledon'ı varmış gibi geliyor. Ve açıkçası ama Alcaraz'ın zaten bu <laughs> sene bir Grand Slam şampiyonluğu kazanır mı, kazanmaz mı konusunu konuştuğumuzda ben biraz daha kazanmaz tarafındaydım açıkçası. E hala da çok erken bir şekilde çok çok fazla hypelandığını düşünüyorum. Carlos Alcaraz müthiş bir oyuncu. Hı <laughs> hı. Ama yani mesela Yannick Sinner Alcaraz'ın bu kadar gölgesinde kalacak kadar uzak değildi ondan. İşte zaten burada da gördük aralarındaki farkları açıkçası. Ya i̇yi yani katılıyorum senin. İyi Wimbledon oynadı cümlene. Daha fazlası olabilir miydi? Olabilirdi ama işte Sinner'in de kariyer maçına çattı. Yapacak bir şey yok. <laughs> yani Roland Garros'la beraber düşündüğünü orada müthiş oynayan bir Zverev'e elenmişti. Burada da Siner'ek Sinner'e kendisi için Çim'in bir challenge, hala bir challenge olacağı malum yani. Söyledi de bunu zaten. Kendisi de söyledi bunu. Alkaraz bence, e, abi şunu söyleyeyim buradan. Amerika açıkta bir şansı olur Alkaraz Kendisi bu sene bir Grand Slam kazanmak istiyorum demişti. Şimdi Roland Garros ve Wimbledon zor. Yani Roland Garros'ta e, Pars'a çok büyük ve Nadal var, Djokovic var abi. Onları geçmek zor ve çok iyi oynayan adamlar var işte. Zverev onlardan bir tanesi. Çiçipas var. E Wimbledon'da e sen daha toysun yani Wimbledon'da daha öğreneceğin şeyler var. Nitekim olmadı ama Amerika açıkta gelen, genel olarak hep yeni şampiyonlar orada çıkıyor biliyorsunuz. E, biraz belki diğerlerinin yorgunluğu olabilir. Şimdi Djokovic katılacak mı katılmayacak mı o da ayrı bir konu onu o zaman konuşuruz da. E, Carlos Alcaraz'ın da en iyi zemini sanki sert korta doğru gidiyor bence. E, öyle bir şansı olabilir diyeyim. Bir de şunu ekleyeyim. Şimdi Evet Carlos Alcaraz hype'ı vardır yoktur, ne kadar kendisi için yararlıdır zararlıdır ama Federer de aynı durumdaydı. Federer de işte 98'de Wimbledon Junior kazandı, 2003'e kadar Grand Slam kazanamadı Federer. Sampras'ı yendi arada 2000'de. 2001'de. 2001'de Sampras'ı yendi ama ne zaman Grand Slam kazanacak diye düşünülüyordu. 2003'te Wimbledon şampiyonu olmadan evvel Roland Garros'ta Louis Horne yenildi. Birinci tur ya da üçüncü tur olması lazım. Orada yani bu çocuk çok yetenekli ama bilir ya da ne zaman kazanacak diye konuşuluyordu. Yani böyle şeyler olabiliyor. Nadal çok erken kazandı belki. Yani Alcaraz'ın <laughs> kıyaslandığı bir başka oyuncu ama tek yumruğu istisna değil. yani. Ya, Nadal o kadar istisna. Erken abi. Kazanmaya başlayanda çok düşün yok. yani. Sonra Pederer da 23 yaşına sonra kazandı. Sonra da baraj kapakları açıldı zaten. Ya yani Federer <laughs> 23 yaşında kazandı abi. 2003'te kazandı. Yani hadi 22 yaşına kazandı diyelim. O yüzden bu işler biraz kolay değil. Paniğe gerek yok benim anlatmak istediğim o Alcaraz'da. Erkekleri o. erkekleri kapatacağım ama kapatmadan önce David Goffin, <laughs> Christian Garin, Nick Kyrgios, eh, Nick Kyrgios konuştuk pardon. David Goffin, Cameron Norrie, Christian Garin ve Taylor Fritz değinmediğimiz <laughs> dört isim. Evet abi. Eee Herhangi biri hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Yani yani <laughs> şöyle <laughs> çok fazla vaktimiz yok. Ee, ama yani şunu der misiniz? Mesela bak Kameran Nori'den hiç konuşmadık ama kendi evinde oynuyor e, 9 numara. Britanya'nın öz evladı. <laughs> ha? Britanya öz evladı. Yani, aynen yani <laughs> hiç laf etmiyorsun ama bu adamı ben finalde görsem şaşırmam falan gibi o anlamda soruyorum. Ben çeyrek finalde istersin. David Goffin'i. <laughs> ben ama yani şimdi şöyle bir gerçek var. Şimdi yani Goffin Goffen Nori ben kim giderse gitsin Djokovic'in çıktığı denklemde ben çok bir şans olacağını Hı. düşünmüyorum. Yani David Kofen zaten hiç karşı koyamıyor en azından büyük sahnede bu oyunculara karşı. Yani orası sanki Djokovic'e yani tablonun üst tarafı Djokovic'e çok yakınsıyor zaten. Garin'in de sanki biraz zamanı var daha. E Garin iyi bir toprakçı. Çok iyi bir toprakçı zaten ve tüm aslında kariyerini toprak kort üzerine kuran bir oyuncu görüntüsünde. İşte Serundolo gibi biraz. Ama enteresandır. Dördüncü tur oynadı geçen sene. Djokovic'e kaybetti orada. Şanssızdı. Burada çeyrek finale çıktı. Nick Kyrgios gibi bir e, sağa solu belli olmayan adamla oynayacak. Deli mi diyecektin? <gülüyor> Omzunda <gülüyor> ufak <yapsa> bir <laughs> problem olduğu da söyleniyor Nick Kyrgios'un. Çok son, tedavi aldı o son şey maçta. maçta evet. e, zaten 5 sete gitti ve Nakashima hep... maçında her yerine tedavi yaptırdı. Yani neredeyse check-up yaptırdı. Yani ücretsiz. <laughs> e, ama şöyle bir şey var abi. Şimdi Gofe'nin e, koçu Roland Garros'ta derinlere gidecek e, falan diyordu. Öyle bir açıklama yapmıştı. Tenis camiasılar yani yolu çok yani üst üste kimleri yenmesi gerekiyordu. E, Nadal falan filan vardı yolu üzerinde. Nadal, "Şıpafa bir sakin ol" falan dediler yani. Hiç e, şeye bakmadan, drova bakmadan öyle bir açıklama gelmişti ama Hayır bu şeyi gösteriyor. Hakikaten ben de e, bakıyorum bir süredir yükselişte. Çok iyi Marrakeş'te bir oyuncu. turnuva kazandı toprakta. Çok iyi bir oyuncu Gofen ama bir süredir böyle e, kayıplardaydı, sakatlıklar falan geçirdi. Demek ki antrenör de gördü bir şeyler. E buraya nasip oldu o derin yolculuk. E, Nori karşısında yani Nori 9 numara ama Nori de bir, aslında en iyi sonuçlarını toprakta alan bir Britanyalı. Enteresan. Ay biraz hani belki bir parça değişti o işte son bir buçuk senede. İşte Indian Wells kazandı. Evet. Garip Doğru. şekilde. Hani Doğru. Bu bek ya çünkü bak Nori'ye çok saygı Aynen. duyuyoruz. Nori'nin iş etiğine çok saygı duyuyoruz. Çok çalışkan bir oyuncu. Ama gümbür gümbür gelmediği için Nori'nin çıkışı şaşırttı. Abi, ilk on, ilk on yani burada 9 numarası ilk on oyuncusu İlkon oldu. oyuncusu Sokakta bence Britanya'da <laughs> rahat geziyordur abi Cameron Nori yani <laughs> Britanya'nın öyle çok inanılmaz oyuncu çıkarttığı falan söyleyemeyiz son e, zamanlarda. Murray'den belki konuşmadık. Murray de evet. belki iyi bir şeyler yaparım falan diye geldi buraya ama e, o da mümkün olmadı. Belki sen bir şeyler söylemek istersin. Yani keyifliydi maçı ve demin de ya, ufak da olsa Kyrgios kısmında değindik. E, kendisinden beklenmeyecek kadar fazla andıran denediği bir maç oynadı. E, ve evet. ba bayağı da ee, olumlu karşılandı tribünlerde <laughs> çok da üzüldüm maçtan sonra evet çok da e, doğal yani İzmir yani ee, ama yani ben İzmir'i de çok beğendim aslında ondan bahsetmek lazım ee, şu anlamda çok beğendim ee, maç biter bitmez her oyuncu söylemez yani e, bugün daha kötü olan yani totalde daha kötü olan tenis oyuncusu kazandı. <laughs> o benden e, kuşkusuz çok daha iyi bir tenis oyuncusu. E, hepimiz için bir rol model, hepimiz için bir ilham kaynağı. Bugün sadece ben ondan iyi oynadım. Yoksa o benden çok çok daha büyük bir oyuncu ve e, ona hayranım gibisinden konuştu. E, yani Endemür biraz böyle gidecek artık zaten. Yani Endemür'in bir daha e, 5-6 sene önce gördüğü seviyeleri çok görmesi kolay değil. Ee, ama bu sefer kardeşi Venüsle şey o da ilginç. Serena, Serena Andy Murray e, çiftler döneminden sonra <laughs> 2-3 sene önceki bu sefer eee Venüsle diğer Müri e, çift oldu. Öyle de bir ilginç yanı vardı. Ben kadınlara geçmeden şunu soracağım. Eee 100. yıl. <laughs> ben de onu diyecektim. Ondan sonra. bir 2-3 dakika konuşalım. Roger Federer'i gördük ve Roger Federer ee, Roger Federer büyüklüğü başka bir büyüklüktür der gibi e, inanılmaz bir ilgiye e, gerçekten hasıl oldu orada. Yani e, zaten Nadal hemen e, çok yakınındaydı. Nadal'la yine birbirlerinin gözlerinin içi gülen kareler verdiler. Djokovic ile çok sıcaktı. Herkes de çok sıcaktı ve umuyorum bir kez daha buraya oynamak için gelebileceğim şeklinde de bir açıklama yaptı. Büyük bir sevgi seri vardı. Tabi sadece o değil e, birçok Wimbledon şampiyonunu tarih içerisinde Kortun, Merkez Kortun 100. yılında gördük. Bazı yıldızlar da yoktu. Serena ayrılmıştı o yüzden Serena Williams yoktu. Martina Navratilova tarihin en büyüklerinden biri Covid olduğu için orada yoktu. Boris Becker hapiste yoktu. <laughs> Bazı isimler yoktu ama çok güzel bir organizasyondu. Ne diyeceksin? İşte André Agassi yoktu, Hı -hı. Graf, Graf yoktu. yoktu. Yani. Onlar zaten böyle tarkan tarzı yani hmm. çok <gülüyor> <gülüyor> görünmeyen ünlüler. Çok iyi izole ediyorlar kendilerini. Ee, çok Onların Roland Garros'la bağı var. Pek Wimbledon'da değil işte Aynen. sponsorluklar i̇şte falan. Taş parti gelmedi mesela <laughs> yakın dönem şampiyonlardan. Neyse tören mükemmeldi zaten. Ben bayıldım. Merkez kortun 100. yıl töreni harika yapmışlar. Zaten bu işi çok iyi biliyorlar. Wimbledon gelenekleriyle adeta fark yaratıyor diğer Grand Slam'lere karşı şu çok enteresan. İngilizlerin, Britanyalıların diyelim oyuncularına ne kadar bağlı olduklarını biliriz. İşte Tim Hammond'ı hatırlarız. Yakın dönemden, daha yakın dönemden Andy Murray, Emma Raducanu, aldıkları destek, gördükleri sevgi basında ne kadar çok ilgi gördük. Yani bunlara aşinayız zaten ama acayiptir. Birçok şampiyon çıktı. Hepsi büyük alkış aldı. Roger Federer'in aldığı alkışı kimse almadı. Andy Murray de almadı. 2012 finalini hatırlıyorum ben Federer'in en iyi yiyen yani diye. Britanyalılar neredeyse daha mutluydu <laughs> Federer kazandığı için. Bu gerçekten bambaşka bir şey. Bunu parayla alamazsınız, bunu başarıyla alamazsınız. Bu gerçekten bir aura meselesi ve Federer o auraya tepeden tırnağa sahip. Öyle abi kesinlikle. Zaten e, Novak'la yan yana geldiler. İşte Federer e, çağrıldıktan sonra Novak da aynı şeyi söylemiş. Demiş ki sana burada herkesten daha fazla bir hürmet var. Ee, bu seyirci için geri dönmelisin umarım bir kez daha seninle burada karşılaşabiliriz demiş. Ee, bu kadar sevilmek inanılmaz bir şey demiş yani Novak Cokovic de Federer'e. Ee, daha başka bir şey ne söyleyebilirsin bilmiyorum yani Novak da bu, ya kendisi de tabii ki bu tür şeylerden bir parça muzdarip bir oyuncu olarak ama evet yani bilhassa da Wimbledon'la Federer'in ilişkisi bambaşka bir ilişki eee Kral ve onun belki de sarayı gibi e, merkez kort. 1998 yılından beri de ilk kez Wimbledon'da mücadele etmedi. O anlamda da e, tarihi bir Wimbledon olumsuz anlamda belki ama. Bir kez daha geri dönebilirim umarım dedi. Orada o cümle çok kritik. Yani dizim e, benim beklediğimden bana daha fazla bir sorun çıkarttı. <laughs> bir kere daha en azından bir kere daha burada oynamayı umut ediyorum diye e, konuştu. Ben inanıyorum ya. Bence oynayacak bir buldum daha. Ya, ya. korta çıkmak var, çıkmak var ama yani e, yani birinci turda elenecek gibi oynayacaksa. Abi geçen çıkmasa... seneyi gördük, geçen seneyi gördük <laughs> Federer. O haliyle sakatlıktan dönüp hala dizindeki sorunlar tam çözülmemişken Fransa Açık'ta dördüncü tur yaptı. Fransa <laughs> Açık'ta. Devam ...Wimbledon'da çeyrek finale çıktı. Ama şöyle bir şey var abi. Ama araya giren zamanın da tabii, tabii yıpratıcılığını unutmamak lazım. Şimdi Federer'in söylediği cümlede... ...bence ufak bir nokta var artık. Hani yarışmacı olmaktan... Yani ...Nadal mesela buraya geldi, kazanmak için geldi diyoruz. Federer artık... Ee, kazanmamayı kabullenmiş gibi Hı. görünüyor. Zaten federal gelirse katılırsa turnuvayı merkez korta verilecek maçı. Her maçı son maçı olabilir. Wimbledon oynar maçını. <gülüyor> <gülüyor> yani o orası da dolar kesinlikle öyle bir şey olsa. Her maçı son maçı olabilir. Her maçını center korta koyarlar. Federer'de e, artık ondan sonrası da, daha farklı bir e, durum olur diye düşünüyorum. Kadınlara geçmeden şunu da sorayım. Gelenekleriyle ünlü dedik ama e, hafta sonu pazar günü maç yapılmayan Wimbledon <laughs> pazar günleri de maç Mito yapmaya Sande. başladı. Artık e, bir geleneğini en azından kaybetmiş gözüküyor. Barcelona'nın formaya e, reklam. E, reklam alması gibi bir şey. Erman Yaşar da geleneklere uyarak beyazları çekti. Bunu. Tabii ki. Yani Tabii. benim benim Simsiye. temiz geldi adam temiz tişörtüm yoktu. <laughs> Kadınlarda <Kusurlu atmayın. gülüyor> dedik ki Iga Świątek çim hiçbir şeye benzemez. O seriyi burada sen kaybedersin dedik. Ben bizzat bu açıklamaları çok net yapmıştım. <laughs> Kaybettik. <Adamımız>. Tebrikler. <laughs> Sürdüremez. Kolay değil bu seriyi burada sürdürmek. Selena Williams döndü ama hiç <laughs> rahat hareket edemedi. Bayağı kilo fazlası var ee, ve daha ilk maçtan elendi. Ee, Emma Erken elendi. Kötü gitti. Heather Watson onu Wimbledon'dan Wimbledon'a görüyoruz. Ee, yine fena hiç çıkarmadı. Ve Simon Halep o da 2019'u inanılmaz bir şekilde şampiyon bitirmişti. Şov yaparak. Finalde de Serenay'ı yenmişti. 2020'de olmadı. Turnuva olmadı. 2021'de sakattı katılmadı. Geri geldi. Şampiyonluğundan sonraki ilk Wimbledon oluyor <laughs> bu nedenle. Ve ee, çok akılda, planda, hesapta yok gibiydi ama son maç, Badoza maçı görüntüsü, e, şampiyonluk görüntüsü verdi. Ki yani bence o 2019 finalini Serena maçını hatırlattı bana. Ee, i̇nanılmaz oynamıştı maçı. o maçta. Çok da. iyi oynadı. Ki Badoza da Kvitova'yı geçti. Evet, senle <gülüyor> başlayalım. <gülüyor> ya, turnuva öncesinde kadınlar tablosuna baktığımızda nasıl bir belirsizlik görüyorduysak Igaşi Biontek'in müthiş serisi ve müthiş momentumuna rağmen Bence o görüntü hala devam ediyor. Yani bakıyoruz, işte bir Grand Slam şampiyonu var. İlgi 15'ten bir oyuncu var. Aynen. Ons bir, bir Grand Slam şampiyonu var. Simona Halep. Hı hı. Tomljanović ikinci çeyrek finalini oynuyor arka arkaya. Ons Jabur ikinci çeyrek finalini oynuyor arka arkaya. Alt tarafa baktığımızda Tatiana Maria ile Jüli Niemayer karşı Onlar da mesela Almanya'da çok rahat yürüyorlar. <laughs> i̇nanılmaz, inanılmaz bir eşleşme mesela. <laughs> yani kafede Kahvede, önce... yayılarak oturuyorlardır ya. Yani Niemayer yani daha önce <laughs> Slam ilk turu geçmemiş. Zaten ilk Slam ilk turu da bir önceki Fransa açık. Tatiana Maria daha deneyimli bir oyuncu. Senin sevdiğin tarz. Tek el bekent vuran bir oyuncu. O çift el bekent vuruyordu. Çift el bekentten çok geç yani 5-6 sene önce tek el bekende geçti. Kariyer ortasında çok enteresan. Kariyer ortasında ve sonrasında çimde aldığı sonuçlar hep e, hiç fena değil. Onun seviyesine göre. Ve iki çocuk annesi. E, Tatiana Maria. Eski soyadı Tatiana Malek diyebilir hı hı. E, belki izleyenlerimiz. Çok acayip. Öyle. Evet. Ben hala Tomljanoviç'ten hani şey yapmak isterim. ve parantez açılacak oyunculardan bir tane daha WTA turnuvası kazanmamış. Hı hı. Ne yani bu hani ATP'de de söylüyoruz bunu mesela Felix kazanmadığında diyorduk. Ne oyuncular turnuva kazandı Felix daha kazanamadı. Ben bunu Tomljanoviç için de telaffuz edebilirim. Ne oyuncular kazandı daha Tomljanoviç kazanamadı. Ve gerçekten evet böyle oyunu çok çeşitli bir oyuncu değil ama yaptığı şeyleri çok iyi yapan iyi oynadığında, sağlıklı olduğunda, Onun sanırım bir omuz problemi vardı. E, kronik bir problem, onu uzun yıllar boyunca rahatsız eden bir problem. Onu yaşamadığında çok iyi oyuncu. Mesela Çim e, sezonu, toprak sezonu ya da sert sezonuna biraz daha yakın olsa, daha fazla turnuva olsa, Tomjanović e, daha fazla turnuva kazanabilirdi. İyi bir Çim oyuncusudur Tomjanović. Hep belli sonuçlar alıyor. E, yani Arisimova'yı belki vurgulayabiliriz burada. Bilmiyorum e, baba ona mı getirecektin sözü ama ben Jabur halef finali Hı -hı. olabilir gibi bir görüntü var kafanda Tabii, ama yani şu anda en, e, sen hı. istediğini konuş ya, hiç. ya şöyle abi kesinlikle ya yani, Ons Jabeur burada e, zaten klasman olarak da en yukarıda oyuncu kapıyı vuruyor uzun bir süredir. E, yaptığı matayi yapmayacağım dedi. Mesela Roland Garros'ta çiftler de e, bir şey yani çok e, kendisini yorarak gelmişti. Burada mesela Serena'yla e, çiftlerden bile çekildi. Ee, şansını arttırmak için. Bu büyük bir onurdur oyuncu adına. Ee, oynayacağı oyuncu Buskova. da çok ağır COVID geçirmiş bu sezon. Hatta yani turnuva öncesinde e, daha 10-15 gün öncesinde falan böyle e, yürüyüş yaparken kesiliyormuş. Ee, oradan buralara geldi. Mesela Mari Buskova. Ee, o, o da e, önemli. İki tane Alman öncü dediğin gibi yani şu anda hakikaten Berlin e, ana caddede yürüseler daha rahat yürürler ama. Yule ee, Niemeyer enteresan bir oyuncu. Çime baya baya uygun bir evet. kalıplı, malıplı, enteresan ve Heather bir Watson da şey dedi zaten, surbot dedi. Yani bir kadın tenisçi için surbot tabirinin kullanılını çok görmezseniz erkek maçı gibi hissettim ben dedi. Ee, baya güçlü oyuncu. Ben o maçı merak ediyorum. Belki çok isimsiz bir maç ama ve Anisimova diyeyim. Anisimova da tabii eee daha önce Roland Garros'ta yarı final oynamış. Hatta Barty'e karşı bir set, bir break öndeyken maçı kaybetmiş. Üçüncü sette yine break öndeyken Barty'e kaybetmiş bir oyuncu. Belki çok daha evvelden bir brenslen finali oynayacaktı. Şimdi ne yapacak pek e, bilmiyorduk ama e, onun da şanssızlığı. Böyle bir kura da bu sekiz içerisinde Halep'le oynayacak. Yine de şansı e, mutlaka olacaktır ama ben Simon Halep'in e, yani Badoza maçından sonraki görüntüsünün bir şampiyonluk görüntüsü olduğunu düşünmekle beraber Wimbledon ve işte kadın tenisi net bir şey konuşmakta kolay değil. Ama çok isterim Simon Halepin kazanmasını o ayrı konu. Yani ben de açıkçası katılıyorum. Zaten Halepin de bir Grand Slam daha kazanmak gibi böyle bir emeli isteği var. Tenisi bırakmaya çok yaklaşmış. Birkaç kez tenisi bırakmaya karar vermiş. Yani pandemi döneminde tenisi çok özlemese bırakacağını bizim yaptığımız röportajda bizzat söylemişti. Son dönemde, ondan sonra, pandemiden sonra dönüp istediği sonuçları alamayınca o hı. sakatlıktan e, bacak bölgesinde hı hı, bir sakatlığı hı. vardı. Oradan dönüp istediği sonuçları alamadıktan sonra yine tenisi bırakmaya. Daha bu sene işte yakın, Şubat ayında. Yakın işte Patrick Muratoğlu onun içindeki ateşi tekrar yakan isim. Aynen. Burada abi. çok önemli. Yani biz evet Patrick Muratoğlu'nun bir tenis adamı olarak Patrick Muratoğlu'na yıllar içinde e, belki yeteri saygı göstermedik. Çünkü biraz <laughs> daha böyle reklamcı gibiydi Patrick Muratoğlu. İşte logolar, akademiler, e, tenis o felaket geçmişinden felaket organizasyonu, organizasyon. Yok aynen. neydi ISL diyorum başka bir şey. E, tenis eee mıydı neydi öyle bir şey. Aynen. E, pandemide yaptı. Aynen çok fena Ama yani mesela Serena'nın da kariyerinin ikinci baharı Patrick Muratoğlu'yla geldi. Halep'in de kariyerinin ikinci baharı belki Patrick Muratoğlu'yla gelecek. Tenisin Carlo Ancelotti'si olabilir mi bu Aynen, adam? Onu Böyle hani şu anda. teknik, taktik. Aynen. Belki bir uzman değil. Yani tabii ki yani bu biraz varsayımsal ilerliyoruz burada antrenmanlarda birebir bulunmadığımız için ama motivasyon konusunda da müthiş bir adam. Ya da belki motivasyon arayan büyük tenisçiler için de go to guy olabilir. Patrick Murat olmuş. çok doğru söyledin gerçekten. Şimdi biraz Trento sporlarda oyuncuları biraz özgür bırakmak ya da daha motivasyonel yaklaşmak hakikaten Patrick Murat oldu. Belki de oraya doğru gidiyor. Ribakina'dan hiç bahsetmedik. Ribakina'nın da bir yine bu sene Covid evet. e, geçirmişliği var. Sonra daha önce Wimbledon'dan önce yine bir hastalanıyor falan filan. E, çok e, iyi bir servisçi. Burada hani Şarapovlar falan şampiyon oldu işte daha önceki Lindsay Davenport, Sharapova gibi oyunculara biraz daha yakın bir tarzı var e, Ribakina'nın. Ona da şampiyon olursa yakışır diye düşünüyorum ben. Uzun süredir zevkle takip ettiğim bir oyuncu. Buskova da bir ekolün parçası olarak yani burada olması önemli olan bir oyuncu. Yani kadın tenisinde yani ekolden bahsedeceksek son yıllarda bir herhalde Çek Cumhuriyeti'nden bir de Rusya'dan bahsedebiliriz böyle oyuncu sürekli gümbür gümbür oyuncu çıkarma bakımından. Onlar da yine bir şekilde bir oyuncu attılar buraya. Son bir konum var. Ee, Harmonitan Serena Williams'ı elerken çok etkileyici bir performans gösterdi ki Serena Williams e, yani birincisi acayip bir maç oldu. 3 saat üzerinde bir maç oldu ve Serena Williams gerçekten kendini paraladı e, maçı kazanabilmek için. Ama Harmonitan kazandı. Kazandıktan hemen sonra çiftlerden çekildi. Bunun üzerine çiftlerdeki partneri Tamara Karpaç dedi ki Aga dedi sen dedi <laughs> bu kadar çirkin bir hareket olabilir mi ya dedi bana da haber vermeden dedi çekilme mekilme falan şudur budur. Sonra işte tekrardan Harmonitan'dan açıklama geldi. Ee, Karpaç dedi ki aa dedi ben dedi siliyorum. Çünkü dedi bir yanlış anlaşılma olmuş. Kendisi işte şöyleymiş <laughs> böyleymiş. Sonra tekrar birbirlerine laf soktular falan enteresan bir şeyler oldu. Orada için ne söylemek <laughs> Abi, istersiniz? Bu akla hemen şunu getirdi. 2020 Tokyo'da, 2021'de tabi Djokovic elendikten sonra teklerden bronz madalya maçına çıkacaktı Şu karışık çiftlerde. Ee, sanıyorum zamanlaması öyleydi. Ninus ile beraber oynuyorlardı karışık çiftler. Finale çıkmadı Djokovic ve çekildiler. Madalya maçı, olimpiyat madalyası. Nino Tayanovici belki hayatında bir daha yani, madalya almam daha... yani, yani, yani değerli bir şey. Tabii Çok değerli bir şey. şey. Çıkmamıştı o maça. Öyle bir konu var aklımda. Tabii ki onun kadar büyük ölçekli değil bu ama ne olursa olsun. Yani birkaç farklı işe koşturmak hani bizim de işlerin doğasında var açıkçası. E, yapabileceğin işleri almak lazım. İkisine birden eğer oynayacağını söylüyorsan, katılıyorsan e, yani en azından çıkmayalım. Bak Alize Korne dün işte inanılmaz fiziksel bir maç oynadı. Üstüne geldi çıktı bir de çiftler maçını oynadı. Ya bu perasta şet ile alakalı. Ya şimdi Sen ne yanlış yaptı yani. Sakatlığı varmış dedi. Bu sonra an... dedi ki yokmuş falan. Ya orası bayağı karıştı. Ya abi şimdi e bahse konu olan bütün maçları da izlemedim ben ee, Harman, Serena maçı hariç. Ondan sonraki yani çiftler maçı, o su bu su, ondan sonraki maçı e, falan filan sakatlığı ne derece rahatsız etti. Ama e, Korpaç'ın da yazdığı, vallahi helal olsun yani bu kadar kısa sürede bu sakatlık <laughs> ne iyileşmiş. Ne güzel iyileşmiş falan. Yani ya yani, ne güzel iyileşmiş falan filan diye iğneledi bayağı. E, o yüzden... Durumu bilmiyorum. Bazı sakatlıkları iyileştirebiliyorlar yani hani çok ciddi e, yoğun bakım, yoğun tedaviyle falan filan ama herhalde ya şöyle şimdi kör paçtında e, hayal kırıklığı olması normal çünkü bazı oyuncular için bu bir iş, ekmek kapısı yani çiftlere katılıyor, çiftlerde belli bir para kazanmayı umut ettiği için katılıyor. Onlar artık kupalar ya da başka şeyler daha ikinci boyutsunda E Şimdi sen bir ee, kend, bir e, commitment yapıyorsan e, bir şekilde bir söz veriyorsan bunu e, bu sözü e, ifa etmen beklenir. E, çünkü dediğim gibi yani bu sonuçta bir ekmek parası. Ben bir galibiyet aldım diye hemen serene yendim. Ondan sonra ben e, zaten hani tekler daha e, fazla para veriyor. Aman işte hemen şey yapayım demek biraz tabii yani mide bulandırıyor demeyeyim. Ama e, biraz insanı hafiften e, şöyle bir... E, ağızda acı bir tat. E, bir ağızda acı tat bırakıyor. Bir şey bırakıyor evet. Ne güzel söyledin. E, Alize Kordi'nin Şifiyon müthiş serisine son vermesi ilginç oldu. Hap Ve hemen şey. tık diye de elendi. Seriye son verdikten Korni, sonra. Komlyonovic'e elendi. Herkese her yerde yenebilir. Herkese her yerde yenilebilir. Müthiş bir yürek. Müthiş bir savaşçı. Acayip oynuyor gününde hissettiği zaman kendini. E, Bozniya'ya şey demiş sanırım onunla alakalı. Ben 8 yaşından beri oynuyorum. E, Alize Cornell e o günden beri topallıyor gibi bir şey demiş. <laughs> 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 Bozniya'ya ki yorumcu, Aynen yorumcu. Hiç belli olmuyor, olmuyor yani. Sağ solu. Sakat gibi görünüyor ama acayip bir maç oynuyor. İşte bacağında hatırlıyorum Halep maçını hatırlıyorum Avustralya çıktı tabii, mesela. Tabii, tabii. Bacağında sargılar, marklar. Herhalde yürüyemeyecek diyorsun. İnanılmaz bir maç oynayıp Alep'i yemişti. Sonuna da geldik artık programına ama kadınları kapatmadan tekrar dünya bir numarasından da zaten Alize Corne'den bahsederken e, de bahsettik. E, Fiontek'e bir sıkıntı getirir mi bu yenilgi? Yoksa üstündeki baskıyı almıştır, daha da iyi olmuştur mu dersiniz? Yani Amerika Amerikaç'a giderken hala aynı ağırlıkta gidecek mi sence? Yani bu tip seriler çok konuşulur, güzel şeylerdir. Ama bir yandan da bittiğinde oh çektirir oyunculara. Çünkü devamlı ondan bahsedilmeye başlanır. İşte hatırlıyorum bir galiba senin yaptığın röportajdı Nazay Demir'le. Ee, orada Vakıf Bank'ın uzun bir galibiyet serisi vardı ondan bahsetmiştiniz. O sonu sormuştunuz. Yani demişti ki bittiğinde çok rahatlamıştık. Yani çok güzeldi ama bittiğinde çok rahatlamıştık. Bence e, öyle bir o tarz bir rahatlama olmuştur. Zaten Wimbledon'a oyuncular beklentilerini çok daha sağlıklı ayarlıyorlar taraftarlara göre. Yani şimdi Yöntek ben Wimbledon şampiyon olurum diye düşünmüştür ama ben kesin Wimbledon şampiyon olurum diye düşünmemiştir. Fransa açıkta olduğu gibi. O yüzden bence hiçbir sorun getirmez. Aksine senin dediğin gibi baskıyı Ben bastıyalır. de senin gibi düşünüyorum ama yine de bir sorayım dedim. Bir yerde, Son sözü de bir, yer, bir yerde bir de abi. İşte ilk haftayı o çimin daha taze olduğu yeri atlatamadı. Bir toprakçı olarak Şiviyon Tek. Hala çimde öğrenmesi gerekenler var. Kendisi de zaten öyle bir açıklama yaptı. Ee, çok eğlenceli oldu. Keyifli oldu. Ee, artık hani rekorlar konuşulmayacak. Şimdi artık yenilenme, dinlenme zamanı dedi. Kendisi de gayet olgun bir şekilde karşıladı zaten. ben de bomba gibi bilhassa Kuzey Amerika sert kort sezonunda bomba gibi geri döneceğini ve Amerika açıkta da çok çok ileriye gidebileceğini düşünüyorum. Emma ile alakalı bir ayar kırıklığınız var mı? Var. Var diyenden son bir yorum alalım. <laughs> abi var, var çünkü abi. E, yani e, abi geri getiremiyor gerisini yani sonuçta tamam e, genç oyuncudur e, ama e, daha önce de ben bu kaygılarımı ifade etmiştim bir Osaka Sendromuna dönüşebilir mi e, çünkü beklenti çok var üzerinde e, o beklentileri de kendi yaptığı tercihler e, işte sürekli koç değiştirmesi biraz fazla reklam tarafına kayması ile beraber işin yönetemiyor. E, sonuç gelmezse yani dün diye bir şey yok sporda. E, bu eleştiriler baskı artacak biraz. E, o yüzden ben tehlikeli bir gidişat olduğunu düşünüyorum Raducanu ile ilgili olarak. E, umarım bir One Slam Wonder olarak hani e, son bulmaz bu hikaye. Çünkü çok potansiyelli bir oyuncu. Ben daha fazlasını bekliyorum ondan. Daha, daha erken, erken ama. Hala genç. Darren Cahill mesela Sinero'nu çok iyi kapmış Darren Cahill. Tam şu anda Anisimov'a ile de çalışıyor umarım. Darren Cahill. Yani tam onun aslında yani, abi, de, utanması odaklı bir şey çekecek. adam <gülüyor> yapıyor bu işi. Takılıyorum canım. Biz de Yok. orada burada her yerde bir her masada olan bir Ermani var. Halep e bir... mesela müthiş bir akıl oyunu vardır onun. Bir change overları 2017 2018 Miami olması lazım. Ee, orada çok kötü diyalog kuruyorlar. Yanına iniyor oyuncusunun. Ondan sonra bırakıyor Halep'i. Bir süre çalışmıyorlar. Halep'tirinke Hil'i tekrar kazanmak durumunda kalıyor motivasyonunu ve oyununu göstererek. Oradan sonra Halep'in kariyeri dönüşüyor. Çok güzel anlattın. Hayatını artık. öpeyim. Yani büyük koç diyelim. Ve evet. 0.40'ın sonuna geldik. Dolu dolu konuştuk hem erkek tarafını, hem kadın tarafını, hem de merkez kortun 100. yılını. pazar günü erkekler finali, bir gün önce kadınlar finali ve hemen sonrasında siz ikiniz sahne alacaksınız. 0.40'ta bu sefer ben olmayacağım yani, ama Yaşar doyurucu bir şampiyonlar ve turnuva analizi de sizden gelecek. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, 040'da Sokrates'te sizlerle birlikteydik. Emre'cim teşekkürler. Babacım ağzına sağlık. araçıp teşekkürler. Ağzına sağlık. Turnuva sonunda 040'ın turnuva analiziyle dostlarım tekrar sizlerle birlikte olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. 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 Hoşça kalın.